Herkese selam, Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oval çanta altı nasıl örülür onu göstereceğim arkadaşlar. Oval çanta altını bu Prada çanta altına örmüştüm arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim bu örmüş olduğum çanta altı. Bakın bunu 15 zincir çekerek örmeye başladım ve 15 zincir üzerine kurdum arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da tamamen aynı sayılarla 30 zincir çekerek daha büyük bir oval çanta altına çevirmiş oldum. Sizler büyüklüğünü kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama sayılar tamamen sizlere şu anda göstereceğim bu kağıt ipte Prada çanta modelini örerken alt oval ördüğümle tamamen aynı olacak arkadaşlar. Sadece şu aradaki zinciri ne kadar büyütmek isterseniz o kadar büyüterek çantanızın büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben burada 5 sıra olarak ördüm. Sizler isterseniz daha çok büyütebilir, 6, 7, 8 sıra olarak örebilirsiniz ya da daha çok küçültebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen aynı, sadece burada 30 zincir çekerek başladım. Diğer size göstereceğim Prada çanta modelinin alt kısmıyla birebir aynı olacak arkadaşlar. Onu da 30 zincirle başlayarak ördüm. Benim burada örmüş olduğum gibi örmek isteyenler sadece bu ortadaki zinciri, yani ilk başlangıç zincirimizi 30 artı 2 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Diğerini ise 15 artı 2 olarak başlamıştım. Oval çanta altımızın yapılışına geçelim arkadaşlar. Bu rafya ip kullanılıyor. Ben kağıt ip olarak kullanacağım. Bakın şu kalınlıkta kağıt ip kullanacağım. 3 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Makasım var. Bir de gerekirse ataç kullanacağım arkadaşlar. Çantamızın yapılışına başlayalım arkadaşlar. İlk başta bu şekilde çevirdim. Sabitlemek için bir tane zincir çektim. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toplamda 15 tane zincir çektim. Sonrasında 1, 2 tane de dönüş için çektim. Yani şu anda toplamda 17 tane zincir çekmiş oldum arkadaşlar. Üzerine aldım. 2 tane zincirimizin kanadını bırakıp üçüncüsüne bu şekilde gelecek şekilde, bakın, iki kanadına batarak bir tane ikili trabzan ördüm. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. İlk yuvamızın içine iki tane ikili trabzan ördük. Sonrasında bütün zincirlerimizin boşluklarına batarak her birine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. Son bir tane yuvamız kalana kadar hepsine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. Toplamda, bakın arkadaşlar, buraya iki tane batış yaptık. Yuvalarımızı sayalım. Öncelikle yuvalarımızı sayalım. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu da 15. zincirimiz arkadaşlar. Toplam 15 tane zincire işlem uygulamış olacağız. Şimdi 15. zincirimizin içerisine 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane ikili trabzan örmüş olduk. Örerken bu ipimizi de altta yürütelim. Şimdi karşılıklı gelecek şekilde yine zincirlerimizin tek kanatlarına batarak hepsinin karşısına gelecek şekilde son yuvamız kalana kadar hepsine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. Son bir tane yuvamız kaldı arkadaşlar. Bu yuvamızın içerisine de 3 tane ikili trabzan öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi bakın, 2 tane zincir bırakmıştık dönüş için. Buradaki İkili trabzanımın tepesine iki boşluğuna batış yaptım. İpimi alıp çekerek burada kaydırmamı yaptım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Buraya dikkat edin. Burada şimdi farklı bir işlem uygulayacağım. Bakın şuranın şu iki kanadına arkadaşlar, iki kanadına bu şekilde gelecek şekilde geriye doğru batış yapacağım. Batışımı yaptım. İpimi alıp çektim. Birazcık uzattım. Bir sık iğne, bir zincir çektim arkadaşlar. Buna ikili trabzan şekli vermiş olduk. Şimdi burada bakın bu yuvamızın içerisine 1, 2 tane ikili trabzan ördüm. Yine dönüşte bu kısma bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Ve bu da 2 olmuş olacak arkadaşlar. Yanındaki yuvamızın içerisine 1, 2 tane ikili trabzan ördüm. Sonrasında diğerlerine birer tane birer tane ikili trabzan öreceğiz. Her bir ikili trabzanımızın tepesine birer tane ikili trabzan örerek şu 5 tane örmüş olduğumuz trabzanın üst tepesine kadar örelim arkadaşlar. 5'li trabzanımızın hizasına gelecek şekilde ördüm. İkili trabzanlarımı ördüm. Şimdi burada bakın bu ilk gelen 5'li trabzanımızın başlangıç yeri. Bunun tepesine 1, aynı yere 2 tane ikili trabzan ördüm. Hemen yanındakine 1, 2 tane ördüm. Yanındakine 1, 2 tane ördüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı örmüş olduk.
6'ya tamamlayacağız. 1 2 hemen yanındakine 1 ve 2. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha ikili olarak ördüm arkadaşlar. Burada toplamda bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan olarak ördük arkadaşlar. Şimdi son 3 tane yuvamız kalana kadar bakın 1, 2, 3 hepsine yine birer tane birer tane batış yaparak ikili trabzanlarımızın tepesine batarak örelim arkadaşlar. Son 3 tane yuvamız kalana kadar her bir trabzanın tepesine bir tane trabzan örerek devam ettim. Şimdi burada birinciyi aynı yuvaya ördüm. İkincisini ördüm. Yanındakine 1 aynı yuvaya 2 yanındakine 1 aynı yuvaya 2. İlk başta ördüğümüzün dip kısmına bir tane daha ikili trabzan ördüm. Buraya da 6 tane ikili trabzan ördük arkadaşlar. Her bir yuvaya bakın. Bu şekilde her bir yuvaya ikişer ikişer örerek 6 tane yuvamıza ikili trabzan ördük. Ben atacımı takmayı unutmuştum. Sonradan taktım arkadaşlar. Ben şaşırmıyorum ama sizlere göstermek için taktım arkadaşlar. Hemen böyle bakın atacımı çıkardım. Burada ilk başta uzun sık iğne yapmıştık. İpimizi uzun çekerek sık iğne, sonrasında bir zincir çekmiştik. Ona değil ikili trabzanımızın bakın şu üst iki kanadına batış yaparak ipimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Geriye doğru batış yaptım. İpimi alıp yukarı doğru birazcık uzun çektim. Bir tane sık iğne, bir tane zincir. Sonrasında hemen bakın bu ilk gelen yuvamızın içerisine bir tane ikili trabzan ördüm. Burada atacımızı takalım arkadaşlar. Hemen yanındaki yuvaya 1 aynı yere 2 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi 3. sıramıza başladık arkadaşlar. Bir tek ördük, bir çift ördük. Hemen yanındakine 1 tane tek. Hemen yanındakine bir tane çift. Burada iki tane çiftimizi ördük arkadaşlar. Bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak iki tane çiftimizi ördük. Şimdi yine
İkili trabzanlarımız gelene kadar, bu kısma kadar hepsine birer tane batış yaparak ikili trabzan örelim arkadaşlar. İkili trabzanlarımıza kadar geldim arkadaşlar. Bakın burası ilk ikili trabzanımızın boşluğuna bir tane çift olarak öreceğim. Bir. Aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan. Yanındakine bir tane tek. Hemen yanındakine ikinci çiftimizi örüyoruz arkadaşlar. Bir. Aynı yuvaya 2. Hemen yanındakine 1. Yanındakine 3. çiftimizi örüyoruz. 1 2 Hemen yanındakine 1 tane tek. Yanındakine 4. çiftimizi örüyoruz. 4 Hemen yanındakine bir tane tek. Yanındakine 5. çiftimizi örüyoruz. 6. çiftimizi örüyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6. Şimdi yine bu ikili trabzanlarımızın hizasına gelecek şekilde hepsine birer tane batış yaparak devam edelim arkadaşlar. Hepsine birer tane ikili trabzan örerek devam edelim. İkili trabzanımıza kadar ördüm. Burada 1 aynı yuvaya 2 İlk çift trabzanımızı ördük. Hemen yanındakine bir tane tek. Yanındaki yuvaya bir tane çift. İkinci çiftimizi ördük. Hemen yanındakine bir tane tek. Yanındaki yuvaya bir tane çift. Hemen yanındakine bir tane tek. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 Şimdi buradaki ilk baştaki trabzanımızın boşluğuna bir tane daha ördükten sonra toplamda 6 tane ikili trabzanlarımızı tamamlamış oluyoruz ve 3. sıramızın bakın bu şekilde yine batışımızı yaparak bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Geriye dönüş yaptım. Batışımı yapıp burada bakın. Aynı şekilde batışımı yaptım. Bir tane sık iğne, bir zincir. Hemen yanındaki bakın hemen ilk gelen trabzanımızın tepesine batış yaptım. Bir tane ikili trabzan hemen yanındakine yanındaki ikili trabzanımızın tepesine batarak iki tane tek tek olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi burada 4. sıramıza başlamış oldum.
alt sırada bir tek bir çift olarak ördük. Şimdi burada iki tek bir çift olarak öreceğim arkadaşlar. İki tekimizi ördük. Şimdi burada bir tane çiftimizi ördük. Birinciyi ördüm ve ikinci trabzanımı ördüm aynı yuvaya. Hemen yanına bir tane tek, yanına ikinci tek, yanına çiftimizi örüyoruz arkadaşlar. Birinciyi ördüm ve ikinciyi ördüm aynı yuvaya. Bakın bir, iki tane çiftimizi burada ördük. Yine aynı alt sıralarda yapmış olduğumuz gibi burası üçüncü olacak ve üç tane de burada öreceğiz. Her bir ikili trabzanlarımızın tepesine batış yaparak yine ilk çiftimizin hizasına kadar örelim arkadaşlar. Bir önceki sırada arkadaşlar bakın ikili trabzanlarımızın içine batarak başlamıştım çiftleri örmeye. Şimdi bu sırada dördüncü sırada bir tane geriden başlayacağım arkadaşlar. Bunu yapma nedenim hep içine battığım zaman bura birazcık kayıyor. Onu tam ortalamak, hizalamak adına bu sırada bunu uygulayacağım. Bakın buraya şimdi bura çiftimiz ve hemen ilk gelen yuvaya çiftimizden önce ilk gelen yuvaya batışımı yaptım ve buraya ilk ikili trabzanımı ördüm. Yanındakine bir tek, şunu çıkarayım arkadaşlar ses çıkardığı için, şöyle çıkarıp kenara bırakayım. İlk tekimizi ördüm, hemen yanına bir tane daha tek, hemen yanına bir tane çift ve ikinci çiftimizi örüyorum. Burada iki tek bir çift olarak dördüncü sıramızda örüyoruz arkadaşlar. Bir, hemen yanındaki yuvaya ikinci tekimizi ördüm. Hemen yanındakine bir tane çiftimizi ördüm ve üçüncü çiftimizi örmüş oldum arkadaşlar. Bir tek, iki tek, hemen yanındakine bir, iki çift olarak ördüm ve dördüncü çiftimizi ördük. Yanındakine bir tek, yanındakine iki tek, yanındakine bir tane çift, aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan ördüm. Beşinci çiftimizi örmüş olduk burada. Bir, hemen yanındakine iki, iki tane tekimizi ördük ve burada bir, iki tane çift örmüş olduk. Toplamda 6 tane çiftimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çiftimi burada ördüm. Şimdi yine ikili trabzanlarımızın tepesine batarak, her birine birer tane batarak yine bu İkili trabzanımızın hizasına kadar örelim arkadaşlar. İlk çiftimizin hizasına kadar ördüm. Buraya şimdi bakın
çiftimizin ara boşluğuna batarak bir aynı yuvaya iki tane birinci çiftimi ördüm. Yanındakine bir tek, yanındakine ikinci tekimi ördüm. Hemen yanındakine bir, aynı yuvaya bir tane daha, yani ikinci ikili trabzanımı ördüm. Bir ve ikinci çiftimizi örmüş olduk. Tek, hemen yanındakine bir tane daha tek, yanındakine bir tane çift, aynı yere bir tane daha ikili trabzan, üçüncü çiftimizi ördüm. Bir tek, hemen yanındakine ikinci tekimizi ördüm. İlk başta yaptığımız trabzanın dibine batarak burada dördüncü çiftimizi örmüş olduk arkadaşlar. Dördüncü çiftimizi ördüm. İkili trabzanımın tepesine batarak kaydırmamı yaptım. Bir zincir ve burada 6 tane ikili trabzanımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. ve son sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Yine aynı dip kısma batışımı yaptım. İpimi alıp hafif uzun olarak çektim. Bir sık iğne, bir zincir üzerine aldım. Buradaki boşluğuma batış yaparak bir, hemen yanındakine iki, hemen yanındakine üç tane tek ördüm arkadaşlar. Şimdi burada hemen yanındaki boşluğa bir tane çift, aynı yere bir tane daha ilk çiftimizi örmüş olduk. Bir, hemen yanındakine iki, hemen yanındakine üç, üç tane tekimizi ördüm. Şimdi hemen yanındakine birinci çiftimiz ve ikinci çiftimi. Aynı yuvaya iki tane ikili trabzan ördüm. Burada da üç tek bir çift olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım mantığı kavramışsınızdır. Belki biraz karışık gelebilir ama mantığı kavradıktan sonra aslında çok kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi hepsine birer birer ikili trabzan örerek devam edelim. İkili trabzanlarımız gelene kadar arkadaşlar. Her birinin tepesine birer birer ikili trabzan örelim. Sadece dördüncü sıramızda ikili trabzanlarımızın boşluğuna batmadan İlk çiftimize başladım arkadaşlar. Şimdi yine 5. sırada bakın bu ikili trabzanlarımızın boşluğuna batarak ilk trabzanımı ördüm ve aynı boşluğa bir tane daha ördüm. Burada 5. sırada ilk çiftimi ördüm arkadaşlar. 1 2 hemen yanındakine 3 3 tane tekimizi ördüm. Sonrasında ikinci çiftimi örüyorum. 1 aynı yuvaya 2.
birinci tek, hemen yanındakine ikinci tek, hemen yanındakine üçüncü tek, hemen yanındakine bir, aynı yuvaya iki tane ördüm ve üçüncü çiftimizi örmüş olduk. Bir tek, iki tek, üçüncü tek, hemen yanındakine bir, aynı yuvaya ikinci çiftimi örmüş oldum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane ördük. 1 tek, 2 tek, 3 tek. Hemen yanındakine 1 tane çift, hemen yanındakine bir tek, iki tek, yanındakine üç tek, hemen yanındakine bir, aynı yuvaya iki, altıncı çiftimi örmüş oldum arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 4 5 ve altıncı çiftimizi örmüş olduk. Yine aynı şekilde ikili çiftimizin hizasına kadar hepsine birer birer batış yaparak devam edelim arkadaşlar. İlk çiftimize gelene kadar birer tane birer tane her bir trabzanın tepesine batarak ördüm. Yine burada bakın ikili çiftimizin tepesine batış yaparak bir, aynı yere ikinci çiftimi ördüm. Şimdi hemen yanındakine bir tekimi ördüm, yanındakine iki tek, yanındakine üç tek, yanındakine bir, aynı yuvaya iki tane ikili trabzan ördüm ve ikinci çiftimizi örmüş olduk arkadaşlar. Bir tek, İki tek, üç tek, yanındakine bir, aynı yere iki, üçüncü çiftimi ördüm. Burada şimdi bir tek, iki tek ve üçüncü tekimi ördüm arkadaşlar. İlk trabzanımızın boşluğuna batış yaparak burada dördüncü tekimizi de tamamlamış olduk. Bakın ikili trabzanımın tepesine batarak ipimi alıp çektim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir açılmaması için çekiyorum. Çünkü ben bunu ütüleyeceğim arkadaşlar. Ilık bir ütüyle hafiften ütüleyeceğim. Sonrasında ise üst kısmımıza geçiş yapacağız arkadaşlar. Toplamda 5 sıra olarak oval şekilde ördük arkadaşlar. Alt kısımdan arkadaşlar bakın alt kısımdan hafiften bir ütüyle bastırdım arkadaşlar.
Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Kanalımda abone olmak ücretsiz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan başka bir videoda, başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşça kalın.